Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Bursa Spor'u 2-1 mağlup ettikleri maçtan sonra maç sonu basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Takımımız için dönemeç maçlarından biriydi. Gerek rakip için gerekse bizim için önemli bir müsabakaydı. Yukarıya tırmanmaya devam mı edeceğiz yoksa yerimizde mi sayacağız? Gençler Birliği müsabakası da buna benzer bir müsabakaydı. O müsabakayı kaybettik ama bu müsabakayı kazandık. Taraftarımıza teşekkür ederek başlayalım. Çünkü bu müsabakanın görünmeyen tarafını, enerjiyi yukarıya çıkaran oyuncuların performans gösterme ve oyun içinde kalma konsantrasyonlarını sağlayan etkenlerden biriydi. Onun için onlara bir teşekkür ederek yolumuza devam edelim. Kazandığımız için mutluyuz. Korakor'da da iyi konsantre olmuştuk, kazandık. Penetration'larda, finallerde bir sıkıntımız oldu. Özellikle ikinci yarıda bu arkaya geçişleri çok fazla sağlayamadık, takıldık. Taktik olarak oyuncu değişikliğimizi de bu yönde yapmıştık. Ancak çok başarılı olamadık. Saçma bir tavırla bir penaltı yaptırarak işi biraz daha zorlaştırdık. Ancak sevindiğimiz bir şey var. O da bilinçaltında, oyuncuların genelde bilinçaltında yerleşmiş olan öndeyken son dakikalarda geriye çekilme tavrı ve davranışını biraz düzelttik bu hafta. Belki biraz çalışmalarımızın bunda etkisi oldu. Bir de dediğim gibi yani bunu yerleştirdiğimiz takdirde bizim için daha iyi olacak. Bu da bizim için bu müsabakanın bize verdiği güzel taraflardan biriydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Benhur'un da gol atması, bunlar hep güzel şeyler yani. Buradaki şey şuydu, oyuncumu korumaktı. Yani Kubilay'ın oyuna girdikten sonraki katkılarının beklediğimiz düzeyde olmaması, oyuncumuzu daha da farklı göstermeye. Ha 5 dakika daha, 10 dakika daha kötü oynuyorsa da izin verebilirdim ama benim anlayışımda takımın üzerinde hiç kimse olamaz. Kocaeli Spor'un üzerinde ne başkan, ne milletvekili, ne cumhurbaşkanı, ne bir şey, ne müdür, ne memur, hiç kimse olamaz. En büyük Kocaeli Spor'dur. Bunu herkes bilecek. Mustafa Akçay da bilecek. Efendim sana söyleyeyim, oyuncu da bilecek. Herkes bilecek.